Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Çetinkaya'dan alışveriş yaptım. Onu vlog olarak göstermek istiyorum. Neler aldım? Ramazan alışverişi yaptım. Daha çok gıda, zaten sebze pazar alışverişim olmuştu. Temizlik malzemeleri biraz yoğunluk alışverişim oldu. Şimdi onları paylaşacağım sizinle. Şöyle hatırladığım kadarıyla göstereyim size. Bulaşıklık aldım. İhtiyacım vardı. Geçen demir almıştım. O paslandı. Bütün tavuk aldım. 24-26 tavuk göğsünü bu şekilde mantar sote yaparken kullanmak için ayrı yaptım. Kemikleri 2 bölüm yapıp, 3 bölüm daha doğrusu, buzluğa attım. O da tavalık ızgara olsun diye. Şöyle yudumun 5 litre ayçiçek yağını aldım. Bu da normalde ufak şişeleri 17.95 falandı. Bu 31 liraydı sanırım. Daha uyguna geliyor. Zaten şişelerim var. Onunla değerlendireceğim. İndirim vardı. 12 liraya düşmüştü. Şahin sucuk aldım. Hünkar bulgur aldım. Pilavlık. Bu da mesela 13 lira olması gerekiyor. Reis pirinç aldım, baldo. Bu da pilavlık yine. Bu da 14 lira. Küsüratı var yine. Makarna aldım. Şöyle. Çocuklar için aldım. Ufak boncuk makarna. Şöyle 1 kilo erik aldım. Tatlı. Geniş. Ona şöyle de kirazlarımızı aldım. Şöyle mantarlı 2 tane bizim mutfağın çorbasını aldım. Tavuk kremalı çorba 2 tane aldım. Bunları teker teker hani acil durumlarda, Ramazan'da kullanmak için aldım. Bunu da Elif'e bir bakalım, unlu bir yiyecek yapalım. Hüseyin'e yapmıştık. Ona da başlatmam gerekiyor artık. Acıkıyor geceleri. Mercimek aldım. Bu da mesela ne kadarlık almışım? Bunu 1 kiloluk almışım. Diğerleri 2,5'tu. Acuka aldım. Çetinkaya'da gerçekten bu çok lezzetli ve tarihi de uzun süreli zaten. Açtığınızda tabii kısa zamanda tüketmeniz gerekiyor. Kahvaltılık bölümünde gerçekten güzel olur. Bunları şöyle koyalım. Zeytin aldım. Yarım kilo. Kilosu 24 küsürattı. Şöyle siyah zeytin. Şöyle yeşil zeytin aldım yine Çetinkaya'dan. Bunu kaç gram almışım? Adama 400 demiştim. 270 demiş. Az vermiş. Neyse. Şöyle Çetinkaya'dan yine normalde ezine alıyoruz ama ezinede böyle ekşi tadı oluyor. Eşim daha iyisini alıyor aslında ama onu yiyemiyoruz. Yani ben de çok sevmiyorum. Biraz tatlı ve yağlı istedim. Onu da denediğimde bu neydi adı? Çevik diye bir marka. İlk defa deneyeceğim. Bilmiyorum. Çetinkaya'da çok kullanılıyor. Çok tercih ediliyor dedi. Satan kişi. 12 küsurata gelmiş bu da. Şöyle bundan 2 tane aldım. Bir de peynirisi. Şimdi diğer çocukların elinde. Bunda kampanya vardı. 20 lira daha doğrusu. 32'liği vardı bu yeni çıkan sıvılarında. Evet, o gerçekten şey yapıyor ama onun tablet derecesi çok azdı yani. Bu 45 tablet var. Hatta yenisi çıkmış. 70 lira falan satılıyor. Daha az 50 tablet. Anlamadım yani. Ben bundan memnunum. Biraz sirke koyuyorum arada parlatıcısına. Hiçbir sıkıntı da yaşamıyorum. Hani bunu da tavsiye ederim açıkçası. Zaten ağır çelik makine. Hani ona da iyi geliyor. Öyle satmışlardı. Şöyle bu da kampanyadaydı. 13.90'dı. İkisi bir arada. Ben gerçekten çok memnun kaldım. Bunun da normalde sıvı olarak, krem olarak kullanmıştım. Ama jelini de denemek... Evet arkadaşlar, bunu krem olarak kullanmışım. Gerçekten çok güzeldi. Şunu beğenmiştim. Tüm yüzeyler için yeşil olanı. Pembesi de güzel olacağına inanıyorum. Zaten klasik olarak her zaman lavabo ve küvet, hani bu bölümlere, fayanslara gerekirse kullanıyorum. Gerçekten çok güzel. Limonlu da deneyeceğim. Denememiştim daha önce. Bu da aynı fiyat. 13.90. Sonra ben bunu hemen koydum tabii. Hobinin bahar çiçeği olan
sabununu aldım, sıvı sabununu. Şöyle göstereyim. Gerçekten de hani kokusu müthiş. Yani bunu tavsiye ederim. Fresh Duru sabunu aldım şu şekilde. Bunun kokusu gerçekten çiçek tazeliği diyor. Ve şöyle Hacı Şakir'in 800 gram olan sabunu, saf sabununu aldım, doğal. Bayram gelirse diye Duru'nun kolonyasını aldım. Bu da 14 liraydı, yani o küsürdü. Colgate'in misvak olan diş macununu aldım. Bu da 13 küsürdü. Pirel'in sıvı deterjanını aldım bulaşıklar için. Bunu da tabii kullanmak için yine aldım. Elimin altında olsun. Bu da fiyatı 6 lira küsür olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Küçük boy çöp poşeti. Şöyle büyük boyu aldım. Bunların fiyatlarına bakmadım açıkçası. İki tane de şöyle. Şöyle koyalım. Şöyle kombininin ıslak mendilini aldım. Bu da çok pratik oluyor elinizin altında. Ben farklı kullanmıyorum marka. Bunlardan 4 tane aldım. 1.13 ya da 14 kuruştu. Bunlar normal bakkalda 2 liradan aşağı satılmıyor zaten. Uygun diye aldım. Şöyle 26 yıkamalık 4 kilo Ariel aldım. Bu da 24 küsürdü. Pardon, 26 ya da 24 olması lazım. Hatırlamadım. Bu da 4 liraydı. Şöyle elimin altında olsun. Şöyle yumurta aldım bir de. 30 adet. Bu da 12 küsürdü. Unuttum, bakıyorum. Sanıyorum yok, çocukların eline vermiş oldu. Evet arkadaşlar, Çitlikaya'dan alışverişimiz bu kadardı. Toplam 412 liralık bir alışveriş yapmış olduk. Sebze alışverişimde daha da yapacağım sanırım. Şimdilik bu kadar video. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup paylaşmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Teşekkürler.